Lavrion kampı kapatılıyor. Atina, Türkler istediklerini aldı. Japonya'dan Bayraktar TB2 siyah kararı. Dikkat çeken petrol tahmini. Türkiye dahil 10 ülkeyi etkileyecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan basını Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşme hamlelerinin devam ettiğini kaydetti. Türklere istediklerini verdik diyen Yunan basınında Lavrion kampının kapatılacağı belirtildi. Yunan televizyonunda konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı. Bu kez Yunanistan, Türkiye'nin yıllarca Kürt militanlarının eğitim kampı olarak gördüğü Lavrion'daki bir Kürt göçmen merkezini kapatmak için harekete geçti. Her ne kadar resmi olarak doğrulanmamış olsa da Lavrion'a yönelik bu hamlenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da altı çizilen son günlerdeki genel havaya katkıda bulunduğu görülüyor. 40 yıllık operasyonun ardından geçmişte kalması bekleniyor. ANT1'e göre merkez 2017'den bu yana yeni mülteci kabul etmiyor. Ancak çoğu PKK mensubu siyasi mülteciler ve ailelerden oluşan yaklaşık 100 kişi burada barınıyor. ANT1'den alınan bilgiye göre bu kişilerin yarısı nakledilmeyi kabul etti. Ancak geri kalanı buna rıza göstermiş gibi görünmüyor. Lavreotiki Belediyesi'nin bu alanı belediye hizmetlerine ev sahipliği yapmak üzere kullanmayı planladığı da belirtiliyor. ANT1'e göre bu karar 2 ay önce Türkiye'de meydana gelen depremlerin hemen ardından alındı. Mülteciler ve aileleri Malakasa'daki gibi diğer mülteci kabul merkezlerine nakledilecekler. Geçtiğimiz Eylül ayında Türk basını Lavrion'un bir terörist toplama merkezi olduğunu iddia etmiş ve daha önce Türk makamları tarafından tutuklanan bir teröristin görüntülerine yer vermişti. Hem Türk medyası hem de Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklanan kişinin Yunanistan'da ve özellikle Lavrion'da eğitildiğini iddia etti. Ancak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı her zaman Atina'nın Lavrion'da ya da başka bir yerde teröristleri eğitmediğini savunmuştu. İfadeleri kullanıldı. Japonya, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile ilgili kararını verdi. Japonya, Bayraktar TB2'yi deneme amaçlı olarak devreye alacak. Türk savunma sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, ihracat yolculuğuna devam ediyor. Japon basınına göre Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'yı deneme amaçlı olarak devreye alacak ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak. Testlerin ardından Japonya'nın yüksek adetlerde Bayraktar TB2 SİHA siparişi vermesi ve hatta bu alanda Baykar'la işbirliği gerçekleştirmesi bekleniyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir, ifadelerinde bulunmuştu. Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, geçtiğimiz hafta Baykar'ı ziyaret ederek, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la bir araya gelmişti. Japonya, Bayraktar TB2'nin yanında ABD üretimi MQ-9 Rapier SİHA'sını da test edecek. Bütçe pastasında dronların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek. Küresel emtia uzmanları iddialı. OPEC artı üyesi ülkeler petrol üretimini kestiği için varil fiyatı 100 dolara yükselirse, ABD dışında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin ekonomisi kötü yönde etkilenecek. Petrol ihraç edilen ülkeler örgütü ve ona sonradan dahil olup OPEC artıyı oluşturan üye ülkelerden bazılarının sürpriz şekilde petrol üretimini günlük 1.6 milyon varil keseceğini duyurmasının yankıları sürüyor. Başını Suudi Arabistan ve Rusya'nın çektiği ve ABD'yi hedef alan grup, kesintiyi gönüllü olarak 1 Mayıs-31 Aralık arasında yapacak. İşte bu hareket petrol fiyatını 85 dolarlara yükseltti ve petrol piyasasında yıl sonu 100 doları görür yorumları yapılmaya başlandı. Amerikan CNBC televizyonu da varil fiyatı 100 doları görürse hangi ülkeler etkilenir başlıklı bir dosya haber hazırladı. Uzmanlara göre petrol ithalatçısı olan 5 ülke direkt aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkede dolaylı etkilenecek. Özel yatırım bankası Raymond James'in CEO'su Pavel Molchanov, bu petrol ithal eden her ülkeye bir vergidir. Rakamın 100 doları görmesi sadece ABD'yi etkilemeyecek dedi ve direkt etkilenecek ilk 4 ülkenin Japonya, Hindistan, Almanya ve Fransa olacağını dile getirdi. Eurasia Grup CEO'su Henning Gloystein'e göre de petrol arzının kesilmesinden ve buna bağlı olarak ham petrol fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen bölgeler, yüksek derecede ithalat bağımlılığı olan ve birincil enerji sistemlerinde fosil yakıtların yüksek bir paraya sahip olduğu bölgeler. Bu noktada Gloystein,
Güney Kore'nin ismini dile getiriyor. Bu en çok maruz kalanların, özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'daki ithalata bağımlı gelişmekte olan piyasa endüstrileriyle Japonya ve Güney Kore'nin aşırı ithalata bağımlı ağır endüstrileri olduğu anlamına gelir. Molkanau da Güney Kore'nin ithal petrole %75'ten fazla bağımlı olduğunu hatırlatıyor. Gloucester da Hindistan'a özel bir paragraf açıyor. Petrol daha da yükselirse indirimli Rus ham petrolü bile Hindistan'ın büyümesine zarar vermeye başlayacak. Bu noktada Molkanau, bu yakıt ithalatını destekleyecek döviz kapasitesine sahip olmayan bazı gelişmekte olan pazarların 100 dolarlık fiyat etiketinden olumsuz etkileneceğini söyledi. Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan gibi potansiyel ekonomiler darbe yiyecektir. Sri Lanka ise daha da ağır darbe yiyecektir. Enerji Aspects'ten Amrita Sen de şunu ekledi. En az dövizi olan ve ithalatçı olan ülkeler en çok zarar görecek çünkü petrol ABD doları üzerinden fiyatlandırılıyor. Peki 100 dolarlık fiyatlama kalıcı olur mu? Molkanau'a göre hayır. Kısa vadede 100 dolara ulaşsa da uzun vadede fiyatı 80 ile 90 dolar arasında oturacağına inanılıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,56 dolardan işlem görüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ankara'da bir araya geldi. İki bakan düzenledikleri basın toplantısında tahıl koridoru anlaşması, Suriye meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşına dair soruları cevapladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sergey Lavrov'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle. Bir yılı aşkın süredir devam eden savaş uluslararası arenada zarar veriyor. Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelenski ile temas halinde. Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldik. Sergey ile bugün tahıl koridorunu ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması müzakerelerin sonuç verdiğini gösteriyor. Anlaşmanın devam etmesine önem gösteriyoruz. Bu dünya gıda krizi için de önemli. Tahıl anlaşmasını uzatılması için bazı sorunların giderilmesi gerekiyor. Sergey ile diğer bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'yi değerlendirdik. Moskova'da dörtlü bir toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıdaki gayretleri sebebiyle teşekkür etmek istiyorum. Moskova'da her ülke görüşlerini şeffaf şekilde dile getirdi. Bir iki toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz. İstişareler yoğunlaşarak devam edecek. Tahıl anlaşması Temmuz ayına uzatıldı. Bugüne kadar Ukrayna'nın 3 limanından 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk ettik. Bu dünyada bir gıda fiyatı istikrarının getirilmesine katkı sağladı. Cumhurbaşkanımız Putin'le her görüşmesinde az gelişmiş ülkelere buğdayın gitmesi konusunda düşüncelerini iletti. Savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla gıda krizinin en az hissedilmesi için adımlar atıyoruz. ABD ve Birleşik Krallık ödemeler konusunda adımlar attı ancak ödemeler konusunda adım atılmadığı görülüyor. Guterres'le görüşmemizde BM ve Türkiye olarak neler yapılabileceğimizi konuştuk. Savaşın sona ermesi konusunda çabalarımız ortada aslında. İstanbul ve Antalya'da görüşmeler gerçekleşmişti. Bundan sonra da çabalarımız devam edecek. Türkiye olarak her zaman şunu söylüyoruz. Savaşın kazanını olmaz, barışın kaybedeni olmaz. Biz dengeli, ilkeli politikamızı devam ettireceğiz. İsrail'in saldırılarını lanetliyoruz. Burada ibadet eden Müslümanlara yönelik İsrail askerinin muamelesi insanlık dışıdır. İsrail makamları Mescid-i Aksa'nın statüsünü koruyacaklarına dair taahhütlerini yenilediler. İsrail'de güvenlik güçleri en ırkçı ve faşist siyasetçiye verilmiştir. Bizim İsrail'e çağrımız saldırıların kalıcı olarak durdurulması. Orantısız saldırıları kabul etmemiz mümkün değil. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak. Temas halindeyiz. Bu gerilimin kazanını olmayacak. İki devletli bir çözüm, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve Kudüs'ün başkenti olması gerekiyor. İslam düşmanlığı saldırıları, İslam düşmanlığı ve Müslümanların kutsiyetlerine saldırılar çizgiyi aşmıştır. Değerlere saldırılmasına karşıyız. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Hükümet düzeyinde olabilecek temaslar düzeyinde temaslarda bulunduk. Akkuyu Nükleer Santrali kuyusunun inşasından bahsedildi. Türkiye'nin enerji güvenliği güçlendirecektir. Santrale 27 Nisan'da ilk nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız. Rus enerjisini dünya pazarına sevk etmek için bir merkez kuruyoruz. Bununla ilgili bir karar aldık. Suriye meselesine ciddi önem ayırdık. Türkiye ile Suriye arasında ilişkiler Rusya aracılığıyla normalleşmeye başladı. Nisan ayında Moskova'da bakan yardımcıları toplandı. Bakanın bahsettiği toplantının önemini ben de vurgulamak istiyorum. Türkiye ve Suriye arasında normalleşmeye gelince arada toplantıların yapılması başlı başına başarı. Mart ve Nisan ayında toplantılar gerçekleşti. Bu problemleri bir adımda çözemeyiz. Karşılıklı güven sağlanmalı ve çıkar dengesi gözetilmeli. Çıkış noktamız bu. Libya meselesi dünyayı yakından ilgilendiren bir konu. NATO bu ülkeye saldırdı, ülke adeta yerle bir oldu. Bu ülkeyi toparlamaya çalışıyoruz. Bu süreç istediğimiz tempoda ilerlemiyor. Türk dostlarımızla hedefimiz ortak. Libya'da olan güçleri barıştırmak.
devlet yapılarını yeniden kurmak. Filistin meselesini de görüştük. Filistin ve İsrail ilişkilerinin onarılması için görüştük. Devlet başkanlarımızın imzaladığı açıklamalar hala bizim işbirliğimizin temelini oluşturuyor. Bölge dışı ülkeler umarım bu sürece karışmaz. Bizim üçlü mutabakatımıza taraflar uymalıdır. Ukrayna meselesini de ele aldık. Bir kez daha şuna dikkatleri çektik. Washington yapıcı olmayan siyaseti gütmeye devam ediyor. Rusya'yı sahada yeneceklermiş. Uluslararası alanda rakip görmek istemiyorlar. Bağımsız egemen politika yürütülen ülkelere karşı çeşitli faaliyette bulunuyorlar. Rusya'dan sonra sıra Çin'e gelecek. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymalarını istiyorlar. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.